Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un "Türkiye öldü" dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Geçen bölümde Mütareki İstanbul'unda İngiliz General Allenby'nin hükümete muhtıra verişini, Mustafa Kemal'in Harbiye Bakanı olmak için yaptığı siyasi çalışmaları, Mustafa Kemal, Fevzi, Cevat ve Karabekir Paşaların Anadolu'da direniş kararı almasının ardından Mustafa Kemal'e Osmanlı tarihinde görülmemiş yetkilerle Anadolu yolunun açılışını anlatmıştık. Bütün bunlar olurken İstanbul ve ardından İzmir'de işgal edilmişti. İzmir'in işgali milli mücadele tarihinde fevkalade önemlidir. İzmir'i işgal eden Yunan ordusunun bununla yetinmeyeceği, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a ilhak edeceği anlaşılıyordu. Türk heyeti Mondros müzakerelerinde Yunanistan'ı işgalden uzak tutmak için çok çalışmıştı. Fakat İngiltere ve müttefikleri Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarması için Şubat 1919'da Paris Barış Konferansı'nda mutabakata varmışlardı. Resmi karar 6 Mayıs'ta alınmıştı. ...18 Ocak 1918'de başlayan Paris Barış Konferansı'nın en karizmatik ismi Amerika Başkanı Woodrow Wilson'dı. Wilson ilan ettiği 14 nokta adlı ilkeler demetiyle barışçı bir dünya vaat ediyordu. Wilson'ın milletlerin kendi kaderini tayin hakkı ilkesine her ülke kendi açısından ümit bağlamıştı. Fransızlara göre bu ilke gereğince zengin Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'nın, Almanlara göre ise Almanya'nın olmalıydı. Wilson ilkeleri öylesine büyük ve çelişkili ümitler yaratmıştı ki Wilson'ın kendisi Paris dönüşü Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşmada şöyle diyecekti. Ben o sözleri söylediğimde her gün üstümüze gelen ulusların varlığından haberdar değildim. Almanlar bile umutlanmıştı. Tarihçi Margaret Macmillan bu Wilson romantizmini şöyle anlatır. Avrupa'nın her yanında Wilson'ın adını taşıyan meydanlar, caddeler, istasyonlar ve parklar belirmişti. Duvar afişlerinde "Biz Wilson barışı istiyoruz" yazıları okunuyordu. İtalya'da askerler Wilson'ın resmi önünde diz çökmüşler, Fransa'da solcu L'Humanité gazetesi özel bir sayı çıkarmış, gazetede önde gelen Fransız solcuları Wilson'ı övme yarışına tutulmuşlardı. Bu ilkelerden 12.si Türklerin kendi yurtlarında egemen olacaklarını söylüyordu. Fakat bu yurdun sınırları belirsizdi. Venizelos, Wilson ilkelerine dayanarak Batı Anadolu'yu isteyecek, Türkler Wilson ilkelerini gerekçe göstererek işgale karşı çıkacaklar, işgalleri protesto için yaptıkları mitinglerde de
kürsüye Wilson prensiplerini yazacaklardı. 14 Ocak 1919'da İstanbul'da Halide Edip, Yunus Nadi, Refik Halit ve Ali Kemal Bey gibi isimler tarafından Wilson Prensipleri Cemiyeti kurulmuştu. Osmanlı basını da Wilson'a ve prensiplerine geniş yer veriyordu. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 Cumartesi günü büyük bir tantanayla açıldı. Dört büyükler denilen Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya dahil konferansa katılan ülke ve toplum sayısı 32'yi buluyordu. Konferansa Nubar Paşa başkanlığında bir Ermeni heyeti de katılıyordu. İngilizler Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal'ı da yanına ünlü casus Lawrence'ı katarak konferansa getirmişlerdi. Sadrazam Damat Ferit de konferansa çağrılacak, aşağılanarak geri gönderilecekti. Konferans çok kalabalıktı. Sadece İngiliz heyeti diplomat, uzman ve sekreterleriyle 400 kişiydi. Wilson kalabalık bir heyetle ve sandıklar dolusu dosyayla 4 Aralık'ta New York limanından George Washington adlı transatlantikle yola çıktı. 9 gün süren deniz yolculuğundan sonra 13 Aralık'ta Fransa'nın Brest limanına vardı. Wilson'a muazzam bir karşılama yapıldı. Trenle Paris'e gelişinde her yer Fransızca "Yaşasın Amerika, Yaşasın Wilson" sloganlarıyla, defne yaprakları ve çiçeklerle, bayraklarla donatılmıştı. Wilson ve eşi Edith Bolling üstü açık bir arabayla yol kenarlarında, balkonlarda, çatılarda yığılmış insanların sevgi gösterileri arasında ikamet edecekleri Concord Sarayı'na vardılar. Wilson bir papazın oğluydu. Kendisi de dindar bir protestan, aynı zamanda liberaldi. Kibirli bir kişiliğe sahipti. Avrupa ve özellikle Doğu sorunları hakkında yeterli bilgisi de yoktu. Fransa Başbakanı Clemenceau devrim geleneğine bağlı bir aileden geliyordu. Radikal cumhuriyetçi ve laikti. Hayatında hiç kiliseye gitmemişti. Kibirliydi. Almanya'dan intikam almak için yanıp tutuşuyordu. İngiltere Başbakanı Lloyd George'un hedefi İngiliz sömürge imparatorluğunu yaşatmak ve Orta Doğu petrollerini ele geçirmekti. George'un hitabeti etkili fakat bilgi donanımı yetersizdi. Clemenceau, Lloyd George için insanı şoka sokacak kadar cahil demişti. Lloyd George'un içgüdüsel Türk düşmanlığı çok geçmeden Anadolu'da felaketlere yol açacak ve Türklerin zaferi Lloyd George'un siyasi hayatına son verecekti. Konferansın başındaki iyimserlik uzun sürmedi. Ele alınan her meseleyle birlikte görüş farklılıkları sık sık sert anlaşmazlıklara dönüştü. Fransa Başbakanı Clemenceau bu durumu konferansta şöyle özetliyordu. Savaş yapmak, barış yapmaktan daha kolaydı. Arap isyanının sonuçları savaş sonrası dünyanın şekillenmesi bakımından son derece önemlidir. Şerif Hüseyin'in oğlu ve temsilcisi Faysal, İngilizlerin organizasyonuyla Siyonist hareketin lideri Chaim Weizmann'la iki defa görüşmüştü. Üçüncü görüşme Paris Konferansı'nın toplanmasından iki hafta önce 3 Ocak 1919'da gerçekleşti. Babası Hicaz Kralı Şerif Hüseyin adına imza atan Faysal, Filistin'de bir Yahudi hükümeti kurulmasını kabul etti. Siyonistler de karşılığında Paris'te Faysal'ı destekleyeceklerdi. 1948'de kurulacak olan İsrail Devleti'nin çekirdeği
böyle oluşmuştu. İngiltere ve Fransa zaten daha savaş sürerken Orta Doğu'yu aralarında paylaşmışlardı. Tarihçi Margaret Macmillan'a göre İngiltere Başbakanı Lloyd George, dindar bir protestan annenin çocuğuydu fakat Tanrı'ya inancını kaybetmişti. Ancak İngiliz protestan imparatorluk geleneklerine kuvvetle bağlıydı. Filistin'deki kutsal Hristiyan mekanların agnostik, dinsiz Fransızların eline geçmesine izin vermenin yanlış olacağını savunuyordu. Filistin'de bir Yahudi yurdu oluşturulmasında ve İngiltere'nin Sykes-Picot anlaşmasıyla Fransa'ya verdiği petrol bölgesi Musul'u geri almakta kararlıydı. Arapların yaşadığı topraklarda milletlerin kaderini tayin hakkı ne demekti? Tarihçi Macmillan bunu belirlemek için Fransızların Paris Konferansı'na "Biz Fransız mandası istiyoruz" diyen Arapları bulup getirdiklerini belirtir. Tabii İngilizler de Osmanlı'ya karşı isyan ettirdikleri Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı getirmişlerdi. Faysal'ın tercümanı ünlü casus Lawrence'tı. Lawrence bir saniye bile Faysal'ı yalnız bırakmıyordu. İngiliz dışişleri de Faysal'a sübvansiyon yani para ödüyordu. Faysal'ın Lloyd George'la samimi fotoğrafları dergi kapaklarında boy gösteriyordu. Paris Konferansı'nda Lloyd George'un danışmanı olan ünlü tarihçi Arnold Toynbee, Lloyd George'un odada kimse yokken söylediği şu sözleri nakleder. Mezopotamya, evet, petrol ve sulama. Mezopotamya'yı almalıyız. Filistin, kutsal topraklar ve Siyonizm. Filistin'i almalıyız. Suriye, Suriye'de ne var? Orayı Fransızlar alsın. Konferansın sonunda İngilizlerle Fransızlar Orta Doğu'nun paylaşımı konusunda uzlaştılar. Hayal kırıklığına uğrayanlar Araplar oldu. Emir Faysal'ın İngiltere'yi kastederek söylediği şu sözler tarihe geçti. Elimi ayağımı bağlayıp beni Fransızların önüne attılar. Savaş sürerken Arap halifeliği ve Arap krallığı vaat edilerek isyana teşvik edilen Şerif Hüseyin bir kenara atılmış, Orta Doğu'yu İngiltere ve Fransa paylaşmıştı. Mekke emiri Şerif Hüseyin Osmanlı'ya isyan ederek İslam dünyasında büyük prestij kaybına uğramıştı. Mekke emiri unvanına bir de İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in türbesinin bulunduğu Medine'yi katmak için İngiltere'nin para ve silah desteğiyle defalarca Medine'ye saldırıda bulundu. Medine müdafiği Fahrettin Paşa her defasında onu püskürttü. Fahrettin Paşa Mondros mütarekesine uymayı da reddetti. İstanbul'dan gönderilen emirlere uymadı. Osmanlı halifesinden özel bir heyet talimat getirmedikçe peygamber şehrini asileri bırakmayacağını açıkladı. Padişahın özel bir heyetle talimat göndermesi üzerine 10 Ocak 1919'da teslim oldu. Osmanlı basını Fahrettin Paşa'yı Medine kahramanı olarak tanımladı, büyük ilgi gösterdi. Fahrettin Paşa İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürüldü. Serbest bırakılınca milli mücadeleye katılacaktı. Şerif Hüseyin Medine'yi ele geçirmek ve Arapların kralı olmak şöyle dursun, çok geçmeden Hicaz emirliğini bile kaybedecekti. Hicaz bölgesine hakim olan Hüseyin'in rakibi, Necid bölgesine hüküm süren Vahabi imamı Abdülaziz bin Suud'tu. Suud, Şerif Hüseyin'i Mekke'den kovacak, ardından Suudi Arabistan krallığını kuracaktı. İngilizler de Şerif Hüseyin'i Kıbrıs'a sürgün edeceklerdi. Şerif Hüseyin'in isyanıyla Büyük Arap İmparatorluğu kurulmamış, aksine Araplar felakete sürüklenmişti. 1920 yılı Araplar için felaket yılı olarak damgalanmıştır. Önce Filistin, ardından Suriye, nihayet Mezopotamya elden gitmiştir. Tarihçi Lawrence Evans'ın yazdığına göre Hüseyin'in oğlu Faysal Arap coğrafyasının İngiltere ve Fransa arasında nasıl paylaşıldığını Londra'da öğrendiğinde şunları söylemişti. Müslümanların önüne çıkamayacağım. Kendilerinden halifeye karşı isyan ederek savaşmalarını, fedakarlık yapmalarını istedim.
Oysa şimdi görüyorum ki amaçlarına hizmet ettiğimiz Avrupa devletleri Arap ülkelerini bölüyorlar. Filistin, Suriye, Lübnan ve Irak'ta Araplar, Irak'ta Araplarla beraber Kürtler, İngiliz ve Fransız manda yönetimlerine defalarca ayaklandılar. Bu ayaklanmalar her defasında kanlı bir şekilde bastırıldı. Ünlü casus Lawrence, Irak'taki İngiliz manda yönetimini şöyle anlatır. Bizim yönetimimiz Türk sisteminden bile kötü. Onlar yerel halktan 14 bin asker alır ve barışı korumak için yılda ortalama 2 bin Arap öldürürlerdi. Bizimse uçaklı, zırhlı araçlı, gambotlu ve zırhlı trenli 90 bin askerimiz var. Bu yaz çıkan isyanda 10 bin Arap öldürdük. Bu ortalamayı daha fazla devam ettiremeyiz. Ülke yoksul ve nüfusu çok az. David Fromkin'e göre İngiltere, Şerif Hüseyin'i Osmanlı'ya isyan ettirmek için verdiği altınların 50 katını bu Arap isyanlarını bastırmak için harcamak zorunda kalmıştı. Tarihçi Isaiah Friedman, British Miscalculation adlı kitabında şunları yazıyor. Faysal da babası Hüseyin gibi Osmanlı Sultanı'na karşı kafir İngilizlerin tarafında yer alarak yaptıklarından suçluluk duyuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının İslam'a saldırı olduğunu söylüyordu. Şevket Süreyya Aydemir, Şerif Hüseyin'in ölüm döşeğinde çocuklarına söylediği şu sözleri aktarır. Bizim başımıza gelenler ve gelecekler, veli nimetimiz, koruyucumuz ve asırlar boyu efendimiz olan Osmanlı Devleti'ne karşı işlediğimiz günahların, giriştiğimiz isyanların ilahi bir cezasıdır. Şerif Hüseyin'in bu sözlerini oğlu Ürdün Kralı Abdullah, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Celal Tevfik Karasapan'a iletmişti. Kral Abdullah 1942 yılında Türk Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'e de babası Hüseyin'in Türklerin İzmir Marşı'ndan çok etkilendiğini söylemişti. Anlattığına göre dışarıda marş çalınırken duyup üzülmesin diye pencere kapatıldığında Şerif Hüseyin şöyle demişti. Pencereyi aç, şu marşı dinleyeyim. Duyduğum vicdan azabının şiddeti o eski hatıraların canlanmasıyla büsbütün artsın. Bu dünyada çektiğim vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın. Ta ki Cenab-ı Hak bu günahkar kulunu dünyada affederek ahirette daha büyük cezadan korusun. Osmanlı zamanında etkisi sınırlı kalan Arap milliyetçiliği, İngiltere ve Fransa yönetimlerine karşı güçlenip yaygınlaştı. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa, dün Osmanlı'ya isyan etmiş olsa da, şimdi İngiltere ve Fransa ile çatışan Arap milliyetçileriyle ortak düşmana karşı işbirliği yapacaktı. Yunan askerlerinin 15 Mayıs 1919 Perşembe günü İzmir'e çıkarılması, milli mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Venizelos liderliğindeki Yunanistan'ın gözü öteden beri İzmir ve Ege bölgesindeydi. Yunan Başbakanı Trakya'yı da kendi topraklarına katmak istiyordu. Fakat İzmir'e çıkma kararını Venizelos kendi başına vermedi. Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasını Paris Barış Konferansı'nın 6 Mayıs 1919 günlü oturumunda İngiltere, Fransa ve Amerika kararlaştırdı. Dört büyüklerden İtalya bu toplantıda yoktu. Yunanistan kendisine İzmir ve çevresi vaat edildiği için 27 Haziran 1917'de Osmanlı ve Alman bloğuna karşı savaş ilan etmişti. Alman bloğu mağlup olmuştu. Venizelos şimdi Paris Konferansı'nda ödül olarak İzmir, Aydın ve çevresini istiyordu. 2 ve 3 Şubat günlerinde Paris'te itiraf devletlerinin temsilcilerine Yunan taleplerini anlattı. 3 Mart 1919'da ise konsey denilen üst kurulda Lloyd George, Clemenceau ve Wilson'ın huzuruna çıktı, orada da isteklerini tekrarladı. Venizelos uzun bir açıklamayla eski Yunanistan'ın yeniden yaratılması ve Yunanca konuşan bütün halkların birleştirilmesinden söz etti. İsteklerini Wilson prensiplerine ve milletlerin kaderini tayin hakkına dayayan Venizelos'a göre bu amaç Güney Arnavutluğun,
Ege Adaları'nın, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasıyla gerçekleşebilirdi. Yunanistan Başbakanı gençliğinden beri Megali İdea denilen Bizans coğrafyası hayaline bağlıydı. Venizelos, arkadaşlarını çalışma odasında kocaman bir haritanın başına topladı. Haritaya, kendi istediği Yunanistan'ın sınırlarını çizdi. Bugünkü Arnavutluğun kocaman bir parçasıyla, bugünkü Türkiye'nin hemen hemen hepsi dahildi. Başkent de İstanbul olacaktı. Venizelos'un Paris konferansında hayal ettiği toprakların tamamını istemesi siyaseten doğru olmazdı. Aksine İstanbul'un uluslararası bir yönetime verilmesini, Yunanistan'ın da bu yönetimde yer almasını istedi. Ama bir yandan da yakınlarına Yunanistan'ın bu rüyasının gerçekleşeceğini söylüyordu. Venizelos'a göre İstanbul bir defa Türklerin elinden çıkarsa Yunanlaştırılması kolaydı. Venizelos'un iddiaları talep ettiği topraklarda Türklerin azınlıkta, Rumların çoğunlukta olduğuna dair uydurma istatistiklere dayanıyordu. Tarihçi Paul Hemray, Venizelos'un istatistiklerinde nüfusunun çok büyük çoğunluğu Türk olan Trakya bölgesinde Türklerin hiç dikkate alınmadığına, sadece Rumların Bulgarlardan sayıca çok olduğunun belirtildiğine dikkat çeker. Margaret Macmillan, Venizelos rakamlarla sihirbaz gibi oynuyordu diye yazar. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee de şöyle anlatır. Helen İmparatorluğunu Anadolu'ya kadar genişletmek hayalini yaşatan muhteris Yunan Başbakanı Venizelos'un ağzı o kadar iyi laf yapıyordu ki ve Lloyd George üzerindeki etkisi o kadar güçlüydü ki sonunda müttefikler İzmir'in Yunanlılarca işgaline izin verdiler. Wilson, Yunan ordusunun İzmir'e çıkması kararını hararetle destekledi. Oysa Paris'teki Amerikan delegasyonu Venizelos'un verdiği istatistikleri reddetmiş ve İzmir'in Anadolu'dan koparılamayacağını vurgulamıştı. Fakat Wilson tıpkı Lloyd George gibi Türklere karşı ön yargılarla doluydu. Aynı zamanda Venizelos hayranıydı. Delegasyonunun uyarılarını dinlemeyerek Venizelos'u destekledi. Nüfus istatistikleri konusunu belgeselimizin Sevr Anlaşması bölümünde ele alacağız. Galipler Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasına karar verdiler. Çünkü İngiltere, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin iki yakasına hakim olarak Doğu Akdeniz'de İngiliz İmparatorluğu'nun sadık bir destekçisi olacağını inanıyordu. Tarihçi Helmreich, Venizelos'un İngiltere'ye yaltaklandığını yazar. İzmir ve çevresiyle Akdeniz bölgesinde gözü olan İtalyanlar öncelik almak için daha 18 Ocak 1919'da Paris Konferansı toplanmadan Fethiye ve Marmaris açıklarına savaş gemilerini göndermişler, asker çıkarmak için keşif çalışmalarına başlamışlardı. Zira İngiltere ve Fransa İtalya'nın kendi saflarında savaşa girmesi için 19 Nisan 1917 tarihli gizli Saint-Jean-de-Maurien anlaşmasıyla buraları İtalya'ya vermişlerdi. Yunanistan da boş durmuyordu. Alman tarihçi Gotthard Jaschke, Yunanistan'ın Kızıl Haç gemileriyle Rumları kışkırtmaya çalıştığını, daha 4 Kasım 1918'de bir İngiliz harp gemisi İzmir limanına geldiğinde Rumların Yunan bayraklarıyla ve Venizelos'un fotoğraflarıyla gösteri yaptığını anlatır. Üç büyükler 6 Mayıs'taki toplantıda Yunanistan'ın İzmir'i işgale hazır olup olmadığını sordular. Venizelos heyecanla evet dedi. Bu süreçte Osmanlı hükümeti de deneyimli, vatansever ve kişilik sahibi komutanları Anadolu'daki birliklerin başına atamaktaydı. Tevfik Paşa hükümeti bu niteliklere sahip sakallı Nurettin Paşa'yı da 20 Ocak 1919'da İzmir Valiliğinin yanı sıra oradaki 17. Kolordu Kumandanlığı'na atadı. Nurettin Paşa Rum komitacılarının eylemlerini bastırdı. 17 Mart'ta İzmir'de büyük bir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti Kongresi toplandı. Tarihçi Necati Fahri Taş'ın belirttiğine göre kongreye İzmir, Aydın, Balıkesir ve Denizli vilayetlerinden 165 üye katıldı. Bunların 37'si il ve ilçe müftüleriydi. Cemiyet sonradan Yunan işgaline karşı Reddi İlhak Cemiyeti adını alacaktı.
Ege'de sivil direniş örgütlenmeye başlamıştı. Fakat İtilaf Devletleri Nurettin Paşa'nın geri alınmasını istediler. Tarihçi Gotthard Yaşke, Nurettin Paşa'nın Yunan hazırlıklarına karşı Türk savunmasını zayıflatmak için görevden aldırtıldığını belirtir. Nurettin Paşa'nın yerine vali olarak İçişleri eski bakanı İzzet Bey atandı. Zayıf kişilikli İzzet Bey, Kambur lakabıyla tanınıyordu. Ünlü diplomat Galip Kemali Söylemezoğlu İzzet Bey hakkında şunları yazar. Bu zat İzmir'e gider gitmez ilk iş olarak Nurettin Paşa'nın yaptığı milli teşkilatı dağıttı. Nurettin Paşa'dan alınan kolordu kumandanlığına da Ali Nadir Paşa getirildi. Bütün bunlar olurken İstanbul'da İzmir gibi kaynıyordu. 20 Mayıs 1919'da damat Ferit Paşa, Sait Molla gibi isimlerin öncülüğünde İngiliz Muhipler Cemiyeti yani İngiliz Dostları Derneği kurulmuştu. İngiliz mandasını savunan dernek sonraki günlerde milli mücadeleye karşı çıkacaktı. Padişahın selamlık törenine yabancı devlet temsilcilerinin katılması diplomatik bir gelenekti. İşgal altındaki İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan komiserleri törene katılmayı reddettiler. Sait Molla İngiliz Muhipler Cemiyeti'nde bunun nedenini sorduğunda İngiltere askeri ateşesi Sir Wyndham Deeds henüz barışın imzalanmamış olmasını gerekçe gösterdikten sonra açıkça şunu söyledi. Cezanın Türkiye'ye karşı çok ağır olacağı konusunda tek bir Türk'ün kafasında dahi bir şüphe uyanmasını önlemek istiyoruz. 7 Mayıs'ta itilaf gemileri İzmir Limanı'na girdi. Aynı gün İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Sir Henry Wilson, İngiltere'nin Türkiye siyasetinden dolayı Hint, Mısır ve Suriye Müslümanlarında tepkiler oluştuğunu, bu yüzden oralarda çok sayıda asker bulundurmak zorunda kaldıklarını belirterek hükümetini uyardı. Venizelos ise üç büyüklere garanti verdi. Türkleri çok iyi tanıyorum. Çıkarma kararı Türkleri harekattan biraz önce haber verilirse karşı koyamayacaklarına eminim. 8 Mayıs'ta Selanik'teki Yunan tümenlerine İzmir'e çıkmak üzere hazır olmaları emri verildi. 10 Mayıs'ta Paris'te İzmir'in nasıl işgal edileceği görüşüldü. Üç büyükler Venizelos'un istekleri doğrultusunda şu kararları aldı. Çıkarmadan 36 saat önce İzmir'deki istihkamlar Türklerden teslim alınacak. Böylece Türkler direnemeyecekti. Çıkarma harekatı Türklere en erken 12 saat önce bildirilecek. Bu sayede Türkler direnişi örgütlemeye zaman bulamayacaktı. Amiral Kaltort, Müttefik Ordular Başkumandanı sıfatıyla İzmir'e gidecek. Böylece Türklerde sadece Mondros Mütarekesi'nin uygulandığı izlenimi yaratılacaktı. Bu kararları yanlış bulan İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Sir Henry Wilson günlüğüne şunları yazdı. Bütün bunlar çılgınca ve adi şeyler. Venizelos bu üç smokinli adamı kendi emellerine alet etmektedir. Bu üç smokinli adam İngiltere ve Fransa başbakanları Lord George ve Clemenceau'yla Amerika Başkanı Woodrow Wilson'dı. Yunanistan'ın işgal hazırlıklarını sezen İtalya 12 Mayıs'ta İzmir limanına bir muhlip gönderdi. Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i işgal etti. Bunun üzerine Başkan Wilson Yunan tümenlerinin hemen karaya çıkmasını istedi. İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp Paris'te kararlaştırıldığı şekilde İstanbul'dan İzmir'e hareket etti. 12 bin askerden oluşan 1. Yunan tümeni 12 gemiyle Selanik'ten İzmir'e doğru denize açıldı. İngiliz savaş gemileri olası İtalyan engellemesine karşı Yunan gemilerine refakat ediyordu. 13 Mayıs'ta İtalyanların tepkisini yatıştırmayı da öngören Lloyd George, itiraf devletlerine bütün Türkiye'yi paylaşmayı önerdi. Wilson, İzmir'e ilaveten 12 adaların ve Aydın'ın da Yunanistan'a verilmesini istedi. Türkiye'nin Avrupa'dan çıkarılması, doğuda bir Ermenistan kurulması, Marmaris'ten itibaren Mersin, Konya ve Antalya'nın İtalya'ya verilmesi kararlaştırıldı. 14 Mayıs sabahı İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp İzmir'deki tabyaları işgal ettirdi. Kaltorp'un İstanbul'daki vekili Amiral Webb, Sadrazam Damat Ferit'e İzmir'deki istihkamların işgal edilmekte olduğunu bildirdi. Fakat Yunan işgalinden söz etmedi. Bu sırada İzmir'deki kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa, İzmir'in işgal edileceği söylentilerinin dolaştığını telgrafla Sadrazam Damat Ferit'e ve İçişleri Bakanı Ali Kemal'e bildirdi.
Sadrazam sadece Tabyaların işgal edildiğini, Yunan işgali söylentilerinin doğru olmadığını söyledi. Venizelos, işgalin Türklere en erken 12 saat önce bildirilmesini istemişti. Buna uygun olarak Amiral Kaltorp, 14 Mayıs akşamı saat 21.30'da İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edileceğini Ali Nadir Paşa'ya bildirdi. Tarihçi Sina Akşin'in belirttiği gibi hileli bir işgal yapılmıştı. 14 Mayıs akşamı İzmir Reddi İlhak Cemiyeti "Ey Bedbaht Türk" hitabıyla uzun bir bildiri yayınladı. Bildirinin ilk cümleleri şöyleydi. Wilson prensipleri denilen insaniyetçi ünvan altında senin hakkın gasp ediliyor, namusun çiğneniyor. Şimdi sana soruyoruz, Rum senden daha mı çoktur, Yunan hakimiyetini kabul ediyor musun? Bildiride işgali protesto etmek üzere Maşatlık denilen bugünkü Bahri Baba Parkı'nda toplanılması isteniyordu. Muazzam bir kalabalık toplandı. Ateşler, meşaleler yakılarak sabah başlayacak olan işgal protesto edildi. İllere gönderilen telgraflarla işgal haberi her tarafa ulaştırıldı. İşgale karşı ülkenin her yanında protesto mitingleri ve telgraf kampanyası yapılması istendi. 15 Mayıs 1919 Perşembe sabahı Yunan gemileri İzmir Körfezi'ndeki İngiliz ve Fransız harp gemilerinin aralarından süzülerek saat 8'de Rıhtım'a yanaştı. 12 bin Yunan askeri gelmişti. Gemiden inen ilk Yunan birliği İzmir Metropoliti Hristostomos tarafından takdis edildi. Rumlar Yunan askerlerini ellerinde Yunan bayrakları sevgi gösterileriyle karşıladılar. O gün ve sonraki günlerde yaşananlar hakkında daha fazla ayrıntıya girmeyi sorumlu yayıncılık gereği bakımından uygun bulmuyoruz. İzmir'in işgalinin Mondros mütarekesine aykırı olduğunu belirten Arnold Toynbee yaşananları şöyle özetler. Yunan birlikleri kentte birkaç saat içinde katliama başladılar. Birkaç gün sonra da içlere ilerleyerek Türkiye'nin savaşta harap olmamış bu yegane vilayetlerinde Türkiye'ye karşı saldırgan bir savaşın yıkımını başlattılar. Toynbee, Yunan birliklerinin yaptıkları karşısında bütün dünyanın dehşete düştüğünü de yazar. Cinayet ve soygun yapan birkaç Yunan askeri Venizelos'un emriyle Yunan Divanı Harbi'nde yargılanıp ağır cezalara çarptırıldıysa da genel tutum değişmedi. İşgal yayıldıkça zulüm arttı. Üç büyüklerin Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasına karar vermelerinin bir sebebi de Venizelos'un Türkler Rumlara zulmediyor iddiasına inanmalarıydı. Toynbee, Venizelos'un bu iddiasının işgalden sonra toplanan Uluslararası Komisyon tarafından yapılan araştırmada yalan olduğunun ortaya çıktığını da belirtir. Farklı iddialar varsa da Profesör Bilge Umar, İzmir'de Yunanlıların Son Günleri adlı kitabında Yunanlılara ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin'in sıktığını yazar. Hasan Tahsin, Hukuku Beşer gazetesinin başyazarıydı. Asıl adı Osman Nevres'ti. Makalelerini Hasan Tahsin Recep adıyla yazdığı için Hasan Tahsin olarak tanınmıştı. Gazetenin yayın yönetmeni Doktor Avni Muhittin Bey'di. Radikal Avan Fırkası'nın yayın organı olduğunu belirten Hukuku Beşer gazetesi, İzmir'de 4 Kasım 1918'den itibaren 5 Mayıs 1919'a dek yayınlandı. Adından anlaşılacağı gibi insan hakları savunucusu bir gazeteydi. Hasan Tahsin Selanik doğumluydu. Vatan kaybetmenin acısını biliyordu. Fevziye Mektebi'ni bitirdikten sonra Paris'te siyaset bilimi okumuştu. Hasan Tahsin, sosyalist eğilimli bir vatanseverdi. 19 Şubat 1919 günü Hukuku Beşer gazetesinde Namus Uğruna başlığıyla Hasan Tahsin'in şu satırları yayınlanmıştı. O Yunan gelsin, gelsinler. Fakat asla unutmasınlar. Türk ölmedi, yaşıyor. Burayı Yunan'a vermeyecektir. Vermek isteyecek kuvvetle de paylaşacak kozumuz var. Hatta silahlarımız olmasa bile direnen ruhumuzla, coşkun kanlarımızla, hararetli vicdanımızla, sökülmeyen dişlerimizle bu memleketi savunacağız.
Yunan işgal ordusu Konak Meydanı girişinde askeri kıraathane önüne geldiğinde Hasan Tahsin tabancasını ateşledi. İlk kurşunu sıktı. Yunanlılar Hasan Tahsin'in bulunduğu Türk topluluğuna ateş açtılar. Topluluktan birkaç kişi karşı ateş açtıysa da Yunan askerlerinin yaylım ateşiyle yerler, ceset ve yaralılarla doldu. Sonradan Hasan Tahsin'in şehit bedeni parçalanmış olarak bulundu. İzmir'in diğer öncü şehidi Üsküdarlı Miralay Süleyman Fethi Bey'dir. Bilge Umar'ın anlatımına göre Yunan askerleri İzmir'de Sarı Kışla'yı kuşattılar. Kışla'daki subayları sıraya dizip yürütmeye başladılar. İçlerinde Miralay yani Albay Süleyman Fethi Bey de vardı. Hakaretler, tokatlar devam ederken Türk subaylarından Zito Venizelos yani Yaşasın Venizelos diye bağırmalarını istediler. Subaylar bunu reddedince dipçiklerle onları dövmeye başladılar. Hastaneye kaldırılan Süleyman Fethi Bey kurtulamayarak şehit düştü. Nurettin Paşa'nın yerine atanan Ali Nadir Paşa ile İzmir valisi İzzet Yunanlılarla iyi geçindiler. Sadrazam Damat Ferit İzmir'in işgalini protesto ederek istifa etti. Vahdettin yeni hükümet kurma görevini yine ona verdi. 26 Mayıs Pazartesi günü Sultan Vahdettin Saltanat Şurası'nı topladı. Şura'ya 130 devlet adamı ve yüksek bürokrat katıldı. Şura'da hem tepki hem çaresizlik vardı. Amerikan ve İngiliz mandasını savunanlar oldu. Hukuk profesörü Selahattin Bey, manda ve himaye fikirlerine karşı çıktı. İstiklali tam fikrini savunan önemli bir konuşma yaptı. Seha Meray, Selahattin Bey'in Lozan'ın öncüsü olduğunu belirtir. Mabey'in başkatibi Ali Fuat Türk geldi anılarında Vahdettin'in çok üzgün bir halde Veliaht Abdülmecit Efendi'nin koluna girerek merdivenden inerken gözleri yaşlı bir vaziyette karılar gibi ağlıyorum dediğini yazar. Ne var ki İstanbul'da herkes böylesine ümitsiz değildi. İzmir'in işgali sansür yüzünden Osmanlı basınında ancak iki gün sonra yazılabildi. Haberler büyük çapta sansürlüydü. Tasvir-i Efkar gazetesinin sütunları sansür nedeniyle boştu. 23 Mayıs'ta Tasvir-i Efkar gazetesi İzmir civarında nereler işgal edildi başlığıyla haritalı ayrıntılı bir haber yayınladı. Haberin altında Türklerin kendi topraklarında egemen olacağını söyleyen Wilson prensiplerinin 12. maddesine yer verilmişti. Hadisat gazetesi, gözyaşlarımızı olsun bırakınız, aksın manşetiyle çıkmıştı. Gazetelerde İzmir ve Aydın vilayetinin nüfus sayımlarındaki nüfusunu belirten rakamlar yayınlanıyordu. Buna göre İzmir ve Aydın vilayetlerinde 1.230.793 Müslüman, 298.273 Rum, 20.899 Ermeni, 35.384 Yahudi yaşıyordu. İzmir şehrinin içinde 111.840 Müslüman, 87.497 Rum vardı. Venizelos'un nüfus iddiasına Amerikalılar bile inanmamıştı. Ayrıntıları öğrenilememiş olsa da İzmir'e Yunan askerinin çıkarıldığının öğrenilmesi halkın tepkisini ateşledi. İşgalin 3. gününden itibaren protesto toplantıları, mitingleri başlayacaktı. 18 Mayıs'ta ilk genel toplantı Darülfünun'da yapıldı. 15 Mayıs Milli Matem Günü ilan edildi. Kürsü siyah örtülerle kaplanmıştı. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Akil Muhtar Bey öncülük etti. Hukuk Profesörü Selahattin Bey'in teklifiyle padişaha bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. Heyette Halide Edip Hanım da vardı. Saraya giden heyet hasta olduğu haberini gönderen padişahla görüşemeden döndü. Halide Edip şöyle yazar:
İçimde Osmanlı Hanedanı'nın son günlerini yaşadığı hissi hasıl oldu. 19 Mayıs'ta Türk Ocaklı gençler Fatih'te miting düzenledi. Veznecilerden Fatih Parkı'na kadar olan alanda 75-80 bin kişi toplandı. Halide Edip Hanım'ın konuşma yaptığı ilk miting buydu. Kürsüye matem işareti olarak siyah zemin üzerine beyaz ay yıldızlı bayrak örtüldü. 20 Mayıs'ta Üsküdar'da Darülfünun gençliği siyah bayraklarla miting yaptı. Üsküdarlı şair Talat Bey ve öğrenciler konuştu. 22 Mayıs'ta Kadıköy'de fırtına ve yağmura rağmen 20 bin kişi toplandı. 23 Mayıs'ta Cuma namazını müteakip Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul'daki 4. ve en büyük miting yapıldı. 200 bin kişi katıldı. Halide Edip, halk o kadar sıkışmıştı ki hareket edemeyecek bir haldeydi diye anlatır. Siyah örtü serilen kürsünün önünde Wilson Prensibi 12. madde yazıyordu. Türklerin kendi ülkelerinde egemen olacaklarından bahseden madde. Peçesini çıkarmış eğitimli kadınlar, Müslümanlar ölmez, öldürülemez yazan dövizler taşıyordu. Diğer dövizlerde İzmir Türktür yazıyordu. Halide Edip'in konuşmasında itiraf devletlerine hitaben söylediği şu sözler slogan haline geldi ve hafızalardan silinmedi. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır. Osmanlı basını miting haberlerine geniş yer verdi. Gazete tirajları fırladı. Mitinglerde şahlanan direniş ruhu itiraf devletlerini ürküttü. Hükümete baskı yaparak mitingleri yasaklattılar. Halide Edip Adıvar'ın tam da bu dönemi anlatan Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabını önemle tavsiye ederim. Yasağa rağmen fısıltıyla yayılan haberleşme ile 30 Mayıs Cuma günü yine namazdan sonra yine Sultanahmet Meydanı'nda 100 bin kişilik bir miting daha yapıldı. Dahası mitingler Anadolu'ya yayılıyordu. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış olan Mustafa Kemal Paşa, valiliklere yolladığı telgraflarla mitinglerin devam ettirilmesini tavsiye ediyordu. Mustafa Kemal 28 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinden yetki alanındaki valilere ve mutasarrıflara bir telgraf yolladı. Telgraf şöyle başlıyordu. İzmir'in ve maalesef bunu takiben Manisa'nın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık göstermiştir. Ülke bütünlüğümüzün korunması için milli tezahüratımızın daha canlı olarak yapılması ve devam ettirilmesi lazımdır. Hayatımızı ve milli istiklalimizi yaralayan işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün milletin içini kan ağlatmaktadır. Mustafa Kemal telgrafın devamında mitinglerle yetinilmeyip hükümete ve yabancı temsilciliklere protesto telgrafları çekilmesini istiyor. Mitinglerde adab ve sükunetin korunması, Hristiyan halka karşı sataşma, gösteri ve düşmanlık gibi tavırlardan sakınılması için yöneticileri uyarıyordu. Bu telgraf aynı zamanda kolordu kumandanlarına, Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa'ya, Ankara'da Ali Fuat Paşa'ya, Diyarbakır'da Albay Ahmet Cevdet Bey'e, Konya'da Mersinli Cemal Paşa'ya da gönderilmişti. Mitingler 1918'in son aylarında başlayan sivil direnişin önemli bir aşamasıydı. Gelecek bölümde Anadolu'daki milli teşkilatlanmayı, Mustafa Kemal Paşa'nın çalışmalarını ve Erzurum Kongresi'ni anlatacağız.